Nedir bu rezalet? Cevap versene! Dilini mi yuttun be adam? Konuşsana! Baba, Nezihe Hanım var ya... Nezihe Hanım'a ne olmuş? Ya, şu anda nereye gidiyor biliyor musun? Nereye? Ali'nin bulunduğu himayenizdeki yuvaya. Ne olmuş giderse? Ha? Ne? Ali'nin bulunduğu yuvaya mı? Hadi baba kaçalım, tamam kuvvet! Şimdi topla. Hava da bugün çok güzel şanslı. Ali! Gel buraya çabuk! Hediyeler hepsine yeter umarım. Suat! Suat sevgilim sen burada ne arıyorsun? Demek dayanamayıp teyzemle konuşmaya geldim. Evet konuşmaya geldim konuşmaya. Hadi gel konuşalım konuşalım. Ali sen de mi buradasın? Hmm. Ben seni babaannenin yanında biliyordum ya. Oradaydı. Baban sana hayatındaki büyük değişiklikten bahsetti mi Ali? Artık hep beraber, üçümüz bir arada yaşayacağız. Üçümüz mü? Hı? Üçümüz. Sen onun oğlu değil misin? Oğlu mu? Ali Suat Bey'in oğlu değil ki. Yuvamızın çocuklarındandır. Ama nasıl olur? Onun evindeydi. Ona hep baba diyordu. Baba mı diyordu? Suat beyler sadece Ali'yi birkaç gün için yanlarına istemişlerdi, hepsi o kadar. Demek bana gene yalan söyledin, gene beni aldattın. Sana her şeyi anlatmak istedim ama sen dinlemedin ki. Artık senin yalanlarını dinlemekten bıktım, bıktım! Bana inan, bu işi teyzenden korktuğumuz için yapmak zorunda kaldık. Sana inanmak mı? Senden nefret ediyorum. Küçücük bir çocuğu oyununuza alet etmeye utanmıyorsunuz. Artık aramızda her şey bitti. Her şey! Hadi sen içeri gir Ali. Ben onlara gösteririm. Beni aldatmak neymiş görür onlar. Doğru. Doğru. Haklısınız hanımefendi. Müdür ağabey çocuklar kaçalım! Ha? Şu haline bak soytarı herif. Görürsün sen. Gazeteni kapattırıp seni mahkeme kapılarında süründüreceğim. Maskara! Ulan Suat! Ulan Suat! Ulan Suat!